Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında en az yazması kadar güzel bir örnek paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Ee, Yazmamın markası Cenk. Ee, geçen kış aldığım yazmalardan bir tanesiydi. Böyle kenarında zaman zaman örnek gösterdiğim bir yazma. İpek türünde kokulu bir yazma. Cenk kullananlar bilirler arkadaşlar. İpek türünde olan bütün yazmalar gibi kenarları oldukça düzgün tığlanıyor. Ee, tığ battı yapımı ile ilgili... Ee, sorun yaşadığını düşünen arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim tıbat ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu bulabilirler. Hemen yazmamın renklerine göre ayarladığım iplerimi gösterip oyama başlamak istiyorum. Yazmamın kenarını da tığladığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil ip kullandım ben kenarları için. Ee, üstünde mavi, pembe, sarı, tam çiçek yapmak için uygun renkte e, uygun renkler var. Ayarladığım renklerimi de göstereyim arkadaşlar. Pembe için 5 numara altın başak pembeyi tercih ettim ben. Tam aynı tonda. Mavi için yine altın başak 123 numara mavi tercih ettim. Böyle bir parlament mavi. Ve sarı tonunda da e, altın başak marka 672 numara sarı kullanacağım. Tığım 22 numara hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum arkadaşlar. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çimen yaparken geldim. Tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından. Tığ altından giriyorum. Bu şekilde. Sadece başlarken üstüne bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra burası gevşemesin diye arkadaşlar. Küçük bir örümcek yaptım üzerine. Bir defa doluyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. iki iki çıktım. Üstüne bir iki tane zincir çektim. Bir doluyorum. 2 2 çıktım. 1 doluyorum. Yine 2 2 çıktım. Yine 1 doluyorum. 2 2 çıktım. En sonuncu da bir kere doladım. 1 2 2 çıktım. Üstüne 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanın önünden giriyorum arkadaşlar. Şöyle 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yaprağımı düzeltiyorum uca doğru şöyle. Geri kalanı için de 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Yedincisi tığ battının altından Böyle bir yaprak oldu. Şimdi üzerine arkadaşlar yine bir örümcek yapıyorum. Yine bir kez doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. 7 tane sık iğne yapacağım burada. Yaprak yaptıktan sonra 6 tane yapraksız yaparken 7 tane sık iğne yapıyorum ben. 2 3 oldu, 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8. bu sefer yine tığ battının altında. Bu çimen arkadaşlar böyle devam ediyor. Yani bir yaprak bir yaprak bir çiçek yuvası olarak kullanacağım çimen. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Bir kere daha yapacağım ben. Sonra hemen çiçeğine geçelim. Çiçeği çok güzel. Şimdi yazmalar artık muhteşem eşarp gibi yazmalar çıktığı için oyalar da bence ona göre güzelleşti sanki diye düşünüyorum. Yazmalarla birbirine uygun olsun, birbirine denk düşsün diye Uğraşırken güzel modeller çıkıyor diye düşünüyorum. Yine ikinci trabzanım, üçüncü trabzanı dördüncüde bir doladım. Bir iki iki çıktım. Burada üstüne beş zincir çekiyorum. Geri döndüm. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Bir iki üç dört 5 6 tane sık iğne yaptım. 6 tane aşağıya doğru yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7.'si tığ battığının altından yaprakları da çok uyumlu oldu. Bu yazmanın yapraklarına çok benzedi. Yine örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bırakıyorum. 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Burada 6 tane sık iğne, pardon 7 tane sık iğne yeterli. 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8. tabağın altında. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu oya bu şekilde bir bir tur dolanıyoruz yazmamızın kenarını. Bu oyanın çimeni bu şekilde. Ben yanına bir iki tane daha yapayım. Sonra hemen üst kısmını yapılışını göstermek istiyorum. Ben her renkten birer tane çiçek yapabileceğim şekilde 3 tane çiçek yuvası hazırladım. 3 tane de yaprak yaptım ama şimdi oyayı bitirdiğim zaman size küçük bir hatırlatma vereceğim burada. isterseniz çiçekleri biraz daha seyretmek için aralara birer tane daha yaprak ekleyebilirsiniz ilmeğimi oluşturuyorum pembe ipimle geldim hemen ilk yuvadayım arkadaşlar şuradaki 15 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan giriyorum üstüne 9 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yuvaya tekrar geri dönüyorum şimdi burada 8 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 oyamın tersini dönüyorum Geldim zincirimin altından giriyorum bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya döndüm. Şimdi tekrar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sefer şu aşağıdaki yeşil yuvaya dönüyorum tekrar. Üstüne bir tane zincir çektim. Oyamın düz yönüne geldim. Bu 8 zincir çektiğim kısmı 10 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 tane yaptıktan sonra şuradaki o 5 zincirlik kalan minik yere şu biraz netleştireyim arkadaşlar. Sanki bulanık göründü. 5 zincirin yaptığımız küçücük yuvaya giriyorum. Burada bir iki zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ilmeğimi bıraktım arkadaşlar. Yaprağımın ucuna geliyorum. <laughs> bir önceki yapraktayız. İçinden geçiriyorum. Üstüne iki üç dört beş tane olacak şekilde zincir çekiyorum. Yaptığım o minik trabzanın önünden geliyorum. Bir iki dört tane sıkını yapacağız. 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Yine geldim aynı yuvaya. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim üstüne. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane sık iğne ile bu sık iğneleri 4'e tamamlayacağım. 2 3 4'e tamamladım. Yine yuvaya geliyorum. Bir sık iğne de yuvadan yapıyorum. 2 oldu şu anda. 3. dal için yine 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 2 2 çıkıyorum. Üstüne 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5.sini yuvadan yapıyorum böyle. Şimdi İlk yaptığımız 8 zincirli kısma geldik. Bunun altından da giriyorum. Zincirimin altından 10 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. tekrar yapıyorum. Bitirdikten sonra geldim. Yeşil yuvaya tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne sıkıcı zincirimi çektim. Burada hemen ipimi keseceğim ben. Çiçeğim böyle gidiyor arkadaşlar. Sanki lalenin sapıymış gibi görünüyor bu kısımda. Ben böyle daha çok beğendim. Hemen diğer ikisini de yapıp size göstermek istiyorum. Çiçeklerim tamamlandığında bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Başlarken de söylemiştim. Eğer siz... Modelin çok sık olduğunu düşünüyorsanız aralarda birer tane daha yaprak yapabilirsiniz. İki tane yaprak yaptığınızda her iki çiçeğin arasında bir tanesi boşta kalacak, biraz daha seyrelmiş olacaktır. Dediğim gibi o şekilde de yapılabilir eğer sık bulduysanız bence çok güzel oldu. İnşallah size beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz artık. Hem Instagram'da Oyanım sayfamda tüm örneklerimin olduğu gibi bu örneğimin de yakın plan fotoğrafı bulunuyor olacak. Hem de Oyanım.net internet sitemde bütün detaylı açıklamalarla birlikte sadece kendi çalışmalarım değil pek çok arkadaşımın da çalışmasına yer veriyorum. Ziyaret edip görebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin.